Evet, jüri üyelerimizi de bir alkışlayalım mı? Yani böyle ne kadar zor bir şey yapıyorlar her hafta. İnsanların kaderleriyle ilgili karar vermek hiç kolay değil. İlk haftadan itibaren bu işe beyin koyuyorlar, zaman koyuyorlar. Ben de hepinizin önünde jüri üyelerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten. Yıldız Hanım bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Yıldız Hanım. Ben bugün herkesin babalar gününü kutlamak istiyorum. Evet. Vallahi. Evet. Bütün yaşayan babalarımızın ellerinden öpüyorum. Bütün ölmüş babalarımıza da rahmet diliyorum. Burada. Bütün babaların. Evet, babalar günü kutlu olsun. Evet, kesinlikle ve öyle. Babası olan sevinsin. Babası olan babasını üzmesin, annesini de öyle. Değerini bilsin. Evet, mutlaka. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Biz de babalar ederim. Günü kutluyoruz tüm babaların. Ve şimdi yine o heyecanlı, ilginç dakikalardan birine geldik. Biliyorsunuz hafta boyunca magazin gündemine bir tartışma oturdu. Sayın Bülent Ersoy ile Sayın Gönül Yazar başka programlar aracılığıyla birbirlerine bazı mesajlar gönderdiler. Bir polemik oluştu. İşte ilk defa bütün bu polemiğin üzerine bu iki ünlü, iki büyük ismi biz canlı yayında bir araya getirmeye karar verdik. Çünkü Gönül Yazar'ın da çok güzel bir albümü çıktı. Eski şarkılarından oluşan. İsterseniz öncelikle Gönül Yazar'dan çok güzel bir şarkı dinleyelim. Kuvvetli alkışlarınız Taş Bebek Gönül Yazar için. Gönül Yazar. Alkışlarınızla evet. Ne büyük şeref sizi takdim etmek Gönül Hanım. Şeref duyuyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz Popstar'a. Çok şıksınız efendim. Yanınızdayım. Baktım müzisyen arkadaşlardan bazıları hemen çok sıcak diye içeri girdiler galiba. Evet sizi dinliyorum. Sizi takdim etmek büyük bir şeref. İyi ki buradasınız. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Benim burada olmama sebep bu akşam Sayın Bülent Ersoy'dur. Evet. Şöyle alabilir miyim? Birazcık arkaya alacağım sizi kamera açımızdan dolayı. Evet Bülent Hanım gerçekten buna ön ayak oldu, bu akşamın yaşanmasını sağladı. Ben ekstra bir şey yapmadım. Zaten Gönül Hanım'ın layık olduğu yerdi burası. Ve yeni de kaseti çıkmıştı. Olması gerekliydi. Ancak ricacı olduk. Ve kendisi de hiç kırmadan bir kalemde, hiç yani artistlik yapmadan tamam geliyorum dedi ve geldi. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben Gönül'le çok eski arkadaşım efendim. 32 biz, yıl. Evet, çok eski. O çocuktu da. Yok o kadar da değil, pek şeyimiz yok da bakma ben bok attım da 80 falan diye. Annem 85 yaşında, evet. Ablam da var. Yani müzeyen onu... daha 80, biz, sen nereden olacaksın ayol zaten olacak iş değil. Sen bakma o kadarını, ben hırsımdan. Annem ondan küçük. Annen küçüktür, müzeyen abladan küçüktür. Allah uzun ömür şimdi versin. Şimdi bir şey var, yani Allah uzun ömür versin. Bir şey var efendim. Şimdi Gönül Hanım'ın bir plak tanıtımında bir eskilerden kimseler gelmemiş Gönül Hanım. Hani nerede Ajda Hanım, Bülent Hanım falan deyince Gönül Hanım da demiş ki ne? O demiş Bülent Hanım mı dediniz? O benim için Bülent Ersoy. Şimdi öyle deyince tabii arkadaşlar da geldiler bana böyle böyle söylediler, söyledi Gönül Hanım dediler. Ben de otomatikman söz sırası bana geçmiş oldu. Ben de onun üzerine dedim ki Gönül yok ziyanı söyler ama dediler onun üzerine de işte yok şöyle okur, böyle yapar falan filan bilmem ne bir tomar deyince aman tepemin tası attı seni başlarım ben Gönül Yazarlığına diye. Tabii bilirsiniz ama benim. Ama bak bana ne dersen de ama çoluk çocuğuma bir şey demek ya. Kızım süt veriyor bebeğin. Şimdi, kızım yeni doğum yaptı. Şimdi Gönül'cüm. Süt veriyor bebeğine. Üzülürse sütü kesilir diye tamam. Korkmuştu. Peki Gönül haklısın tamam da. Oradaki o feveren nedendi? Ben arkadaşın olarak soruyorum. Ya bir neden? Şey söyleyeceğim. Ben kalksam Gönül Hanım buraya otursa ben çok rahatsız oldum. Böyle tabii ki. Gönül Hanım'ı sorguya çeker gibi oldu. Estağfurullah. Yani, estağfurullah. O bizim misafirimiz. Gel Gönül. Bir acayip oldu yani. Ha gel.
Evet. Mahkemede bir yol. Bak bak bak. Bak mahkemede gibi oldu. Aman anne mahkemesi ayol. Gel. Ben oraya giderim. Sen de gel ortamıza. Şimdi. Ben şimdi. Bülentçim o benim. İnsanlar arada laf taşıyorlar. İşte ne bileyim ben biliyorsunuz bu tip insanları. Bizim meslekte daha çok var. Fakat Bülent Ersoy benim için her zaman Bülentçiğimdir. O benim kardeşim. Ben kardeşim Bülentçiğime, Bülent Hanım nasıl diyeyim komşu hanım teyze gibi deme. Deme sen deme. Deme. Bülentçiğim. Tamam. Bülentçiğime bu kadarcık bir şey söyleyeceğim çıplak sesimle. Ha söyle. Ayağa kalkayım mı? Her yere kalkabilirsin. Meydan senin. Bunu da atayım mı? Çarpma ona olmaz. Atma dedi. Olmaz. Tamam. O şıklığımızı katiyen bozamayız. Bismillahirrahmanirrahim. Gelir yazar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Mikrofonu da vereyim gel size. Gel bakalım gönderim. Gel. Sizi Bülent Hanım'ın yanına alalım. Şimdi. Bülent Çiğim'in yanına. Evet. Peki. Efendim. Çok teşekkür ederim alkışlarınıza. Bu akşam Türkiye'de Sayın Osman Tan Erkır'ın bu bize ikinci sene değil mi oluyor? Bu üçüncüsü İkinci. Oldu. Sahi mi söylüyorsun? Üç oldu evet. Ha, üçmüş. Allah'ın kayrı üç sonra dört gelecek. Bu akşam bu olayı hazırlayan ve gerçekleştiren çok sevgili kardeşim, ölünceye kadar kardeşim, o benden daha çok yaşayacak ama Bülent Ersoy. Ama Bülent Hanım huysuz yani. Bunu da kabul etmek lazım. Hemen duyduğu her şeye göre insanın üstüne atlıyor. Aa. Demiyor ki bu acaba gerçek midir değil midir? Size oturtalım mı şöyle? Şimdi daha ben da iyi görürüz. İfade etmeye çalışayım müsaade ederseniz. O tabii, da benim gibi çabuk dolmuşa biniyor. Ama Allah'tan birbirinizi tabii ki yıllardır tanıyorsunuz. Şimdi tanıyoruz. O çok güzel bir şey. Ben şöyle bir şey var Yıldız Hanım. Gönül'ü çok eski tanırım. Çok eski arkadaşım. Ama Gönül de bazen hata yapıyor. Şimdi mesela şu anda misafirimiz, üstüne gitmek istemiyorum kat'i sureti. Çünkü ev sahibesi gibi hissediyorum kendimi. Tabii ki. Çok çirkin olur, yanlış olur ama arkadaşça konuşuyoruz yüksek sesle düşünerek. Beni bir kenara bırakın, yanlış anladım ve o şekilde bir saldırıda bulundum diyelim. Şimdi Gönül senelerce Zeki Bey ile çalıştı. Zeki Bey ölmüş. Misal biz Ajda ile beraber sokaklara çıkar ona partner arardık denir mi? Ajda ile demedim. Kimine dedin? Ajda yok ayol. Kim? Zeki ile ben ikimiz. Ha ikiniz. Şimdi misal ölünün arkasından şimdi belden aşağı bak, olur mu Gönül? Ama ben şimdi oturup konuşurken Yener Süsoy Bey'le hani bir şeyler konuşuyoruz. Neyin girip neyin girmeyeceğini bilmiyorsun ama bu tabii. Çok gizli. Ama biz de yani karşı yakaya gittik. Adam çünkü ama diyor ki yani 150 tane kadınla yattım diyen bir adam. Şimdi bu adama erkek aranırsa nasıl olur yani? Ama olmaz. Zeki Müren'i bu Türkiye'de benden fazla kollayan olmaz yani. Ha ben çok olmaz. Sevdiğim için demedim ama saygı duyuyorum. Şimdi bak biz bir akşam karşı yakaya gittik. Evet.
Şimdi Karşıyaka'dan biz Efes Oteli'nde kalıyoruz. Karşıyaka'dan giderken şimdi Zeki Bey de Allah rahmet eylesin çok şeker bir insandı. Beni de çok severdi, toprağını sevsin. Yani böyle printalar yürüyorlar böyle. Yani Zeki Bey değil belki, belki benim gözüm kaydı canım. Ben de az değilim ha. Neyse. Şimdi Zeki Bey'le biz dürtükleştik, camı açtık. Kardeş dedim ben hemen, anladım. Kardeş, çocuklar yürüyor. Yamanlara nereden gidilir? İzmirli olan bilir, bilir. Kardeş, yamanlara nereden gidilir? Çocuk da dedi ki, geriye dönün dedi. Oradan sağa sapın, oradan yukarı vurun, yamanlar orası. Biz gittik orada, güya. Hani bulamadık ya. Anlıyorum bunların ha, hepsini. Tekrar döndük. Döndünüz, kardeş, geldiniz, çocuğu aldınız, almadınız, götürdünüz. Şimdi neyse canım, neyse, onları boş açtık ver. Yine camı. Kardeş, biz orayı bulamadık ki. Hı. E ben öne oturayım, sizi götürürüm tamam, dedi. Siz çocuğa ama taktınız, anlaşıldı. Ya farz etti tak. Ama şimdi bu ya ölümlü dünyada tak alın gitsin. Ama adam gitmiş, ölmüş ayol. Adam kendini müdafaa edemiyor gönül. Söylenmez gönül. Ama ben belden hayatım canımın bu içi. Ya evde oturuyoruz. Kardeşim, arkadaşım yazı alıyor kaleme. Ne tarafını alıp ne tarafını kesecek? Ama ben sen bunu söylersen bileyim? En önemli yeri burası. Zeki Müren'e adam arıyorduk diye. Ama bir şey diye söyleyeceğim. Olur doğru mu? Doğru bak. Senin hiç başına gelmedi mi ben, böyle? Hiç gelmedi. Ya yani böyle bir ben şey bir kere sokaktan hiç kimseyi aramadım. Peki, ve birini kullanmadım hayatım boyunca. Aa. Ben cinsiyetimi amaç hayır, ve araç hayır, uğruna öyle kullanmadım. Demedim, ha, anladım. Yani başına anlatırken böyle yanlış anlaşılmış onu demek istiyorum. Olmadı mı saçını başını yoldun? Ay ben böyle dememiştim diye. Olmuştur bu ya. Bu çok belden aşağı gönül. Ama yapma. Ve bu ölü. O zaman ya, bak biz Allah tırtışıyoruz. Allah rahmet eylesin, o benim ya, sen bana onu mu dedin, ben sana bunu mu dedim? Ay sen görürsün bilmem ne. Ama o kendini müdafaa edemiyor. Onun hayatında da kimse böyle konuşamadı. Hayır. Hep öldükten sonra bak, ne yazık şeker ki. Şeker tatlım benim. Geçenlerde İbrahim tatlı sistemi nerede bir yerdeydin. Epey oluyor. Sen çıktı mi? Birisi oradan açmış bir kağıt Zeki Müren yazıyordu böyle yaptı. Ay birisinden ne hayır gördüm de ölüsünür bilmem ne. İbrahim Tatlıses de değildi. Ay ben öyle demedim. Bir yerde nerede? Yıldız Han Bey'in programındaydı. Yıldız Ayray değil. Yıldız İzzet Han Yıldızhan. Bey. İzzet, İzzet Yıldızhan diyorum değil. Efendim oradaydı. Şarkı istediler. Şarkı ben sadece de Yıldız Bey oluyorum. Yıldız Han Bey değil. Yıldız Bey nereden oluyor ayol? İşte ya. Yıldız Han Bey'di dedim. Ben sizin hepinizin büyüğüm. Buraya ben iyi niyetlerle çağrıldığım için tabii, geldim. Tabii tabii tabii. Bir güzellik olsun diye. Tabii hepimiz, tabii tabii. Ayağına hepimiz, sağlık ve biz de memnun olduk. Bu meslekten olduk, sükse yaptık, alkışlandık, beğenildik. Beğenilmediğimiz zaman da oldu, para kazandık. Estağfurullah, estağfurullah. Arabalar aldık, evler aldık, kocalar aldık, karılar boşadık. Bu akşam ben iyi niyetle buraya geldim. Son sen derece çağırdın diye. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sen de iki etmeden, İki etmeden, hiç kıvırmadan, es almadan, her zamanki gönül olarak ben geliyorum dedin. Çok teşekkür ediyorum. Ve ben de Sayın Erkır'a rica ettim. Sayın Erkır, gelen insan hakikaten çok kıymetli. Zaten siz de biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok. Evet. Kendisine özel bir özel oda ayrılsın. Evet. Ve odasının üzerine de lütfen Sayın Gönül Yazar yazılsın, istirham ediyorum çok dedim. Çok teşekkür ederim. Bülent Hanım bunları ama rica ama layıksınız. Zaten çok benim söylememe de gerek yok. Neyse sen şimdi kalk. O zaman efendim hiçbir şey kalmadı. İkimizin dostluğuna 32 yıl. Oo. Bir büyük alkış. Tatlıya bağladık inşallah. Gönül Yazar'ın da benim yeni albümü çıktı. Bunu da gösterelim sizlere. Şimdi 32 sene önce. Evet. Gönül'le bir karam okurduk biz. Yine okur musunuz acaba? Tabii okuruz. Ne dersiniz? Senin adına söyledim ama. Bülent Ersoy, Gönül Yazar beraber karam okuyacaklar. Hayır, senin sesinden ben de geçeyim. Dört, iyi misin? Şimdi aralarında kim bilir neler konuşuyorlar, ben de merak ediyorum.
Makam bakıyorlar, makam. Bülent Ersoy, gönül yazar. Alkışlar. Sadece popstar'da. İşte. İşte. Bu ne sevgi, ah. Ay çok güzel. Ne büyük şeref, bize nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ve reklamlardan sonra sürprizlerle devam ediyoruz. Görüşmek üzere.